paylaşım fırsatını verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum değerli meslektaşlar. Şimdi tabii başkanımız da çok ısıtladıktan sonra ondan arayıp sürekli iyi tutmam lazım. Ben emir buluyorum. Dolayısıyla ben bayağı bir teferruatlı sunum hazırlamıştım ama birçoğunu KYK sunumunda gördünüz ve sürekli tekrar olduğu için mesela dünyada bu ferasenin çıkışı, ondan sonra hangi ülkelerde başladı, ne zaman başladı, ne işlere yarıyor, bunların hepsini biliyoruz. Tekrar etmenin bir anlamı yok diye düşünüyorum. Ha, ses sıkıntısı yok değil mi? Evet. Şimdi standartlar, yani Avrupa Birliği'nin, yani Amerika dışındakilerin, Amerika'da çünkü kural bazlı standartlar ama Avrupa Birliği'nde 2005'te üretilenler ilke bazlı standartlar. Dolayısıyla raporlama daha rahat bir raporlama öngörüyor. Burada bu standartları dünyada 122 ülke uyguluyor. 13 ülke zorunlu tutmamış ama izin veriyor. İki ülkede Suudi Arabistan ve Özbekistan halka karşı halka açık şirketler için zorunlu değil. Bir ülke kabul etme aşamasında, o da Tayland. Yani dünya bunu kabul etmiş. Gördüğünüz gibi masmavi bir harita. Amerika yok. Diğerleri de geçiş aşamasında olan ülkeler. Şimdi bizde tabii muhasebe uygulamaları Maliye Bakanlığı 1992 senesinde tam da bizim konumuz olan hesap planının Aralık 1992'de muhasebe sistemi uygulama genel tebliğiyle birlikte yayınladı. 93 senesi ihtiyari bırakıldı. 93 senesinde birçoğumuz uygulamaya başladık. 94 senesinde de mecburen uygulamaya başlandı. Şimdi tabii bu genel tebliğle başlayan uygulamada eğer muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine uymazsanız uymamanın cezası da getirildi. Yani kamu bir şeyi dikte ettiği zaman arkasından müeyyidesini de koyuyor. Dolayısıyla hesap planları bu anlamda önemli. Şimdi sonra biz hesap planını uygulaya gelirken 94'ten beri ne zaman hesap planı gündeme geldi? Türk Ticaret Kanunu'nun meclise sevkiyle ve muhasebenin de muhasebe standartlarına uyumlu Türkiye muhasebe standartlarına uyumlu tutulacağına dair. Ve bir telaş aldı bizi meslek mensuplarını. Eğitimlerde işte şöyle bir değerleme kaydını hesap planına hangi hesaba kaydedeceğiz, bunu ne yapacağız gibi telaşla bir hesap planı taslağı hazırlandığını duydum. Gerek var mıydı? İşte onu tartışalım şimdi. Böyle bir şeye gerek var mıydı? Bayağı bizi bu meşgul etti. Ne zamandan beri? Ta 2006'dan beri bizi meşgul etti bu. Şimdi çok güzel bir söz var tuttuğum. Gideceğin yeri bilmiyorsan vardığın yerin önemi yoktur. Yani strateji plan devreye giriyor. Biz bu hesap planıyla nereye varacağız? Şimdi birçoğunu tabii atlıyorum, bunlar hepsi gelindi. Varacak olduğumuz yer burası. Yani finansal raporlama. Sunum. Finansal tabloların sunumu. Buyurun.
İşte bunlar var mıydı? Var. Ne eklendi sunumda? Canlı varlıklar, satış amaçlı elde tutulan varlıklar, duran varlıklara yatırım amaçlı gayrimenkuller, öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar, ertelenmiş vergi vardı. Aktif kısım. Pasif kısım da ertelenmiş vergi yükümlülüğü. Tabii öz kaynakların içine bunlar gerekli olan geri alınan paylar, yani Türkçe kanununda doğrultusunda biliyorsunuz şirketler kendi paylarını satın alabiliyorlar. %10'una kadarını 1,5 yıl süreyle elinde bulundurmak kaydıyla. Bu kaydı buraya yapacağız. Sermaye tamamlama fonu gerekiyor. Yeniden değerleme fonu gerekiyor. Çevrim farkları gerekiyor. Kar payı avansı gerekiyor. Peki bunlar hesap planında olması gereken şeyler mi? Hesap planı izin veriyor mu? Yani Maliye Bakanlığı bu yeniden değerleme fonunu kaydedip etmeye müsaade ediyor mu? Edin bakalım öz kaynakların içine. Biliyorsunuz kar geri ver kanunu 38. maddesinde, yani 39. maddesinde ne diyor? Dönem sonu öz varlıkla dönem başı öz varlık arasındaki müsbet var, farktır. Buna eklenenler düşülür, çekilenler eklenir. Şimdi bu tarif olduğu sürece biz bu öz kaynaklara hiçbir rakama dokunamıyoruz. Cız. Dolayısıyla önce Maliye Bakanlığı düzenleme yapacak ki biz buralara bu kayıtları yapabilelim ve bu sonuca da ulaşabilelim. Şimdi peki yeni bir hesap planında bunun için gerek var mı? Bu soruyu tabii biz komisyonlarda tartışırken gündeme getirdik. Şimdi dendi ki canlı varlıklar standardı var. Onların kayıtları, canlı varlıklar nasıl yapacağız? Kolay. Şimdi 92 senesinde yayınlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğinde tabii ki bir takım eksiklikler vardı. 2003 Temmuz'u hatırlayalım. Daha doğrusu 4842 sayılı yasa ile biliyorsunuz leasing rejimi değişti. Leasing rejimi 1 Temmuz 2003'ten itibaren yapılan leasing sözleşmelerinde tamamen rejimi değişti. Ne yaptık biz? Leasing sözleşmelerini muhasebeleştirdik. Aktifleştirdik. Karşı ayaklarını koyduk. 301, 401, 302, 402 hesapları hatırlayın. Çok teşekkür ederim. Budur. Senden her yola gidiyor. Eski dost. İşte o zaman ihtiyaç duyuldu 2003 senesinde ve o doğrultuda bir tebliğ yayınladı. Yani muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine ek tebliğ yayınlayarak hesapları da belirledi. Örneklerini de verdi ve o gün bugün uygulana geliyor. Bir sıkıntı var mı? Yok. Aynı şekilde ihtiyaç varsa yine canlı varlıklar içinde leasing'de olduğu gibi bir tebliğ düzenlenir. O tebliğde gerekli hesaplar eklenir. Zaten arada bir bunu Maliye Bakanlığı yapıyor. Ne zamanlar yapıyor? Vergi haftalarında yapıyor. İşte stok, olmayan stokları beyan ettiği zaman öz kaynaklar içinde bir hesap tarif etti. Dolayısıyla buraya yaz dedi. Hatta o kadar imtiyazlı bir hesap ki o ortaklar istediği gibi tasarruf ediyor. 50 kuruş vergi ödemeden. Tabii bunun yolu açıldı. Yani inşallah kapatılır. Bu yol sürmez. Şimdi neden? Varacağımız yer burası dedik ya. Neden tebliğ ile ek yapılsın? İhtiyaç duyulduğunda yeniden hesap planı yapılmasına gerek yok diyoruz. Şimdi şurada hazırlanan hesap planına bir bakar mısınız? Önerilen hesap planına. Bu 10 hazır değerler grubu.
10. 100 kasa hesabı. Yani kebir düzeyindeki hesaplar. 101, 102, 103, 104, 105, bir tek 107 boş. 108, 109'a kadar. Boş hesap yok. Gelelim finansal yatırımlara. 11, 11, 19, 19 dahil dolu. Peki, durmadan türev araçlar türetiliyor. Dijital çağdayız. Ekonomi şekil değiştiriyor dünyada. Dünya küçük bir köy. Dolayısıyla öyle mesela Bitcoin misali finansal araçlar üretilecek ki bunların kaydı nereye yapılacak? Bunları hesap planında nereye yapacağız? Şimdi dolayısıyla bunu biz gereksiz, ben şahsi görüşümdür bu, gereksiz görüyorum. Bu nedenlerle gereksiz görüyorum. Çünkü bunun yayınlandığı zaman bu hesap planı ki yeni hesap planı olarak tasarlanan böyle bir hesap planı inşallah yayınlanmaz. Yayınlandığı zaman kura eğitimleri muhasebe camiası. Bir sene, bir buçuk